Yapacak. Güzel Canan. Tövbeler olsun. Temel 3-5 tane güdüye dayalı davranışımız var. Yeme içme, barınma, üreme. Ve üreme hayatımızı hem sosyal olarak hem sosyal işleyişimizdeki örüntüleri belirleme açısından acayip belirleyici. Bu işin bir tarafı. Aynı zamanda zihnin hayatımızı nasıl, zihinsel durumumuzu, nörolojik durumumuzu, beynimizi, hayatımızı nasıl biçimlendirdiğini biliyoruz. İkisini bir araya getirdiğimizde, üst üste koyduğumuzda gerçekten bizim ilişkilerimizde, üremeye dayalı ilişkilerde, seksüel cinsel ilişkilerde, zihnimizi kurgulayarak, biçimlendirerek bir sonuca varmak mümkün mü? Yani olmaz olur mu şimdi? Evet. Bu konuyla ilgili şu anda bir uzman konuğumuzu davet edeceğiz. Sevgili Haydar Dümen olacak. Ama yani gerçekten bu konuya böyle girsek yemin ediyorum. Evet, aslında bugünkü konumuz neydi Mustafa? Bence açık et sen onu. Yani şimdi herkes bence kağıdı kalemi elinize aldınız, itiraf edin. Başlığı da gördünüz zaten. Dediniz ki ulan ben buradan ne taktik kaparım. Ama bugün esas konumuz bizim bu video başlıkları YouTube'daki. Yani biz çünkü... Aslında iddia şu. Hı. Otomatik olarak ilk 10 günün içerisinde bu video 50 binden fazla izlenir. Evet. Yani. İçerik olarak. İçeriği böyle belirlersek. Beyin dedik, zihin dedik, en ilgi çekici konulardan bir tanesi. Cinsel performans dedik. Herkesin öyle ya da böyle ilgisinde olduğu bir konu. Birazcık kadın izleyicimiz var. O konunun bu konuya nasıl yaklaşacağı da biraz eril oldu buradaki dil. Ama bu bileşke bu videoyu izletir. 50 binin üzerinde izletir birinci haftanın içerisinde. Kılçıksız. Maalesef muhtemelen öyle olacak. Yani maalesef derken şimdi biz tabii yani bizim YouTube kanalı takipçilerimizle sık sık teslim ettikleri gibi. Hakikaten bazen çok ağır girdiğimiz... Yani gereksiz yere derinleştiğimiz belki bazı konularda. Aslında bir fikir kanalı. Ama tabii bir taraftan da bunu eğlenceli yapıyoruz şimdi Allah için. Ben oturup birçok videomuzu baştan izleyebiliyorum. Yani insan hani kendi konuştuğunu izler mi diyeceksiniz ama seviyorum yani ben izlemeyi. Biraz da öğreniyorsun yani kendi yaptıklarını ama ya kanalın genel hareketine baktığın zaman şimdi bakıyorum hani standart bir YouTube tüketicisinin çok da ilgi göstermesini beklemeyeceğimiz konular var. Ama bazı konular oluyor ki bir kere işte hani böyle yoğun takipçiler olan insanlarla buluşmalarımız zaten banko. Onlar hem canlı yayında hem sonrasında izlenmede zaten yüksek oluyor. Ama işin içinde aşk varsa, cinsellik varsa. Mesela şu anda bizim kanala bir baksınlar geçmiş videolara. İşte aşık olacağınız kişi otobüste yanınızda otursa tanır mısınız vapurda? Başlıklı Can Canan bölümü en fazla izlenenlerden bir tanesi oldu. Hatta şu anda en fazlası değil mi? Can Canan'daki en fazlası o galiba, evet. Yani çünkü işin içinde aşk var, yanına oturmak var falan filan böyle. Tık tık. Mesela bu videonun sadece başlığı da bununla ilgili olduğu için bakacağız. Aslında bir sosyal deney yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Benim tahminim şu. Şimdi YouTube'da değil sadece internetteki genel tüketim anlık tepkiye dayanıyor. Yapay zekalar bunu sürekli kaydediyor. Yapay zeka algoritmaları. Mesela biraz evvel sormuştum yani Instagram'da bana niye hep böyle yarı cıplak kızlar çıkıyor falan filan diye. Halbuki benim takip ettiğim hesaplara bakarsan hep belgesel, hep sanat. Yani hiç başka da bir şey yok normalde. Ama Ozan dedi ki orada bir aydınlanma yarattı. Hocam dedi siz kendinizi tutamayıp bazı şeyler tıklıyorsunuz muhtemelen dedi. O da onları kaydediyor. Şimdi gerçekten takipçi listemde öyle bir şey yok. Yani beni takip edenler de benim takip ettiklerim arasında böyle hani dişil fenomenler ya da seksi fenomenler yok. Ama bir şekilde senin de dediğin muhtemelen algoritmanın bir parçası. Yani işte 45 yaşının üstünde bir erkek işte şu sosyoekonomik durumda bunlar en çok neyi takip ediyor? Dayayalım gitsin buna. Tabii benim en büyük sıkıntım Instagram'ı çok kullanmıyor olmam muhtemelen. Yani şey algoritmalarla, jenerik algoritmalarla bir şekilde bana bir şey gösteriyor. Fakat yani bu algoritmaların iyi çalışabilmesi için, bu arada şeyi de söyleyeyim, bu bana çok ilginç geldi. Bir konferansta dinlemiştim. Mesela Twitter'a ya da Instagram'a bir şey yazıyorsunuz ya, sonra beğenmiyor, siliyorsunuz bir kısmını, bir daha yazıyorsunuz. Sonra da diyelim vazgeçip göndermiyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Oraya yazdığınız her şey doğrudan server'a gidip yapay zekayı besleyen bir veriye dönüşüyor. Yani mesela bir sinirlendim ben Twitter'da bir gün. Bayağı bir düz gittim yani. Bir yazdım bir tweet. Sonra atmadan onu şey yaptım, kaldırdım. Yani sildim. Sonra bunu öğrendim. O server'a gitmiş. Artık bir yerde benim o yazdığım şey var. Muhtemelen arama motorlarının, şey yapay zeka algoritmalarının benim aramalarımla ilgili çıkarttığı sonuçların içerisine o da girmiş vaziyette. Şimdi bu neden çalışan bir algoritma? Yani ticari olarak neden işe yarıyor? Abi %90 dürtüsel yaşıyoruz çünkü. Ben de öyleyim. Yani
beyin anlatan adam olarak ben de öyleyim. Ben buna elime şöyle, gelince basıyorum yani. Ben buna şöyle yaklaşmayı seviyorum. Bu aslında beni çok yönetilebilir olduğu hissine neden oluyor. Buna çok gıcık oluyor. Öylesin. Ya, evet elbette öyleyiz ama ya mesela bunu fark etme. Yani eğer sen bir şeyi merak edip bir şeyle ilgili odaklanmazsan oluşa gelen teknolojik pazar seni yönetmeyle alakalı. İşte güdülerini yönetme, açlığını yönetme, her ne açlıksa, sosyal açlık, statü açlığı, ekonomik açlık, seksüel açlık, bu açlığını yönetmeyle alakalı cayır cayır arka tarafta çalışıyor ve çalıştığı tarafa da rahatlıkla o tuzağa girip o kanalın içerisinde günlerce, aylarca, yıllarca da kalabiliyorsun farkında olmadan. Bunun dışında kalmanın tek şeyi var, kuralı var. Buna aymak, aslında bu şakanın başlangıcı da buydu ya, bunu ayıp aymamayı konuşalım birazcık. Buna aymak için cesaret göstermen ve bir şey merak etmen gerekiyor. Sen bir şey merak eder, ilgilenirsen ilgilendiğin alanda, ilgilendiğin alan cinsel de olabilir bu arada. Tabii ki. İlgilenirsen, ama konu o kadar bambaşka yerlere ve sağlıklı bir şekilde gidebilir ki. Ama sen eğer bir şeyi merak edip ilgilenmezsen o doğal anlık açlığına ait bir pazar seni gerçekten mıncık mıncık ediyor. Ya bunun başka kolaycı, reklamcıyım ben. Basit kolaycı yöntemleri var. İşte videoların içerisinde Can Canan'da hiç yapmayalım diye en başından karar verdiğim şeylerden bir tanesi. Basit çatışma kuralım. Yani mesela bu videonun başından itibaren ateizm din çatışması kursaydık. Ya da işte bu çatışma şeyin içerisinde... 1 milyon izlenmiş. 1 milyon, hani çok rahatlıkla. Yani biz hiç hani izlenmeyi, bakma arka tarafta gelen yorumları çok ciddiye alıyorum ama izlenme sayılarını 3. 4. derecede ciddiye alıyoruz. Ama yani hikayeyi rahatlıkla buna yönlendirebilirdi. Ya da basit başka türlü çatışmalar organize etmek mümkün arka tarafta. İşte ekonomiyle alakalı bir şeyin hafif gizli çatışmasını cümlelerin arasında yedirseydik hemen altta yorumlarda o tonlarca şeyler dönüyor olacaktı. Çatışmaya olan ihtiyacımız çok tuhaf. Ya televizyonu bu yüzden tüketiyoruz. Neyse ki internetle televizyon arasında azıcık böyle bir fark var. Televizyonda çatışmanın olmadığı hiçbir şeyi kuramıyorsun. Kuramıyorsun çünkü seyredilmiyor. Seyredilmiyor ve televizyon reytingle çalışıyor. Evet. Bu arada reyting de nedir kimse bilmiyor. Ama ya reytingle çalışıyor. Reyting inandığımız bir şey bizim. Gerçekten bir varlığı yok. Allah kabul etsin. Yani hiçbir ölçmecinin hani konuyla alakalı abi sağlıklı bir ölçme aracı demediği bir şey o yani. Hani ne olduğu belli değil ama herkes bir reyting var. Bir reyting var biz inanıyoruz ona şeklinde. Ya bak bu şey dedin ya hani bizi izleyenler şu anda ağırlıklı olarak internet tüketicileri olduğu için bir psikolojik şeyden bahsedeyim. Ne denir ona? Trikten bahsedeyim. Yani bu bizim psikoloji deneylerinde falan çok görünen bir şeydir. Şimdi insanlara birer saniye aralık, birer saniye görünüp kaybolan resimler gösterirsin. Manzara resmi vardır. İşte ne bileyim bir araba resmi gösterirsin, bir şey gösterirsin. Çıplak bir insan, yani erkek kadın fark etmiyor, görünürse. Korkunç bir işte kanlı revanlı bir resim görünürse ya da böyle çok afilli, fütüristik bir spor araba gibi bir şey özellikle erkeklere gösterilirse İnsanlar o resimleri daha uzun süre ekranda kalmış olarak rapor ediyorlar. Daha uzun süre gördüklerini. Halbuki hepsi bir saniye kalıyor resimlerin. Şimdi bir saniyeyi neden daha uzun algılıyoruz? Dikkatimiz bir anda çıplaklık, zenginlik işte ya da yemekle ilgili herhangi bir şey. Yani temel biyolojik ihtiyaçlarımıza dair herhangi bir şey yakaladı mı bizim o amigdala dediğimiz o stres sistemini yöneten yer aktif olup beyne diyor ki bir dakika lan burada bir şey var. Diyor ki ver dikkati. Bir anda sen dikkatini oraya yoğunlaştırdığında da kayıt çözünürlüğü artıyor. O bir saniyenin içinde daha fazla veri alıyorsun tabiri caizse ve bunu zihnin uzatıyor. Şimdi bunu demin dedin ya merak etmeden internette browsing yaparsan ne olur? Şimdi aynı şey oluyor. Mesela bir gazete sayfasını insanlara gösteriyorlar. Böyle işte tasarımlar da var, deney tasarımları. Böyle bir scroll yani baştan aşağı sayfayı aşağı doğru kaydırıyorlar. Ve diyorlar ki bir süre sonra insanlara sayfada ne gördünüz? Genellikle insanların hatırladığı şey işte mini eteğiyle yürek hoplattı haberini hatırlıyor. Orada mesela Amerika yıkıldı haberi var görmüyor adam onu. Ya da bilmem nerede yanardağ patladı görmemiş. Ama mini eteğiyle yürek hoplattı haberi bir şekilde o hayvani zihnimizin dikkatini çekiyor. Şimdi anlaşanlı bir sürü haber sitesinin işte şeyin gazetenin sayfalarında niye hala bunlar var? İşte dürtüsel tık avcılığı abi orası reklam alıyor. Şimdi bankırt diye basıyorsun. Burada da bu da işte kapitalizmin negatif sonuçlarından bir tanesi. Şimdi bunu sana hazırlayan adam, bu sayfayı hazırlayan adam ilk başta iyi niyetlice yola çıktığını varsayalım. Sana bir gerçekten gazete sayfası hazırlamak istiyor. Ama bunun arasında bir kere işte gerçekten mini eteğiyle yürek hoplattı ya da bir şeyle alakalı bir haber kaçtığını, yanlışlıkla girdiğini ya da o haberin o günlük değerli olduğunu varsaydığınız bir şey. Bunun çok okunduğunu fark ediyor. Bu örüntüyü fark edince
Kapitalizmin standart getirisi kazancı arttırmakla alakalı bu haberin yapısını, çapını çoğaltıyor. Ve bu çoğaltma hali, yani o şimdi internetteki rastladığımız halinde, haberlerdeki rastladığımız hali, o ilginç başlıkla. Bakın başına ne geldi. Ona dediler ki falan. Yani işte hani bir şeyle alakalı iyi bir fotoğraf, iyi bir cümleyle beraber. Onu bir araya getirdiğinde senin talep ettiğini zannettiğin şeyle sana verilen şey arasındaki anlamsızlık gittikçe büyüyor. Ve yani hani elde edemediğin, eskiden belki renklendirme için küçük bir ton diye eklediğini zannettiğin şey sonucu kendisine dönmeye başlıyor. Aslında hiçbir veri almadın, bilgi almadın. Yani hani o boş döngüdeki döndüğün bir şeye dönmeye başlıyor. Burada da şu oluyor, yani biz çok bilinçli olmadığımız sürece özgür irade diye bir şeyin olmadığını kabul ederek, yani hani buradaki sonucu da yarattığımız pazarın da bilinçsiz olacağını fark etmemiz gerekiyor. Aslında şikayet ettiğimiz şeylerin büyük döngüsü böyle dönüyor. Yani sen gerçekten bilinçlenmediğin sürece, senden kastım bireysel olarak sen değil, yani toplumun bir yapısı ya da bir biçimi bilinçli bir talebe dönüştürmezsen, seni talep ettiğin şey bu sonuçmuş ve bu sonuç senin de istediğin hayatmış gibi gittikçe birbirini kaosla iç içe sürükleyen bir şeye dönüyor. O yüzden ara sıra idealizm gerekiyor kapitalizme ya da ara sıra birazcık hani başka sistemlerle desteklenmesi gerekiyormuş gibi görünüyor. Yani kapitalizmin değerli de başka bir tarafı var. Kapitalizm de şöyle bir şeye yarıyor. Hep ben daha zengin olabilmek için senden çalmak zorundaydım dürtüsünü ilk defa kapitalizm değiştirdi. Bana sorsan bu kadar çok var olmasının nedenlerinden bir tanesi o. Tabii. Arttırarak, hani başkasından alarak değil, üreterek çoğaltla alakalı bize bir vaat verdi. Sermaye mermaye başka hikayesi yerinde. Tamam, bunun bu tarafını alıp başka bir yapıyla da bir araya getirmek gerekiyor. Olmazsa eğer işte biri seni yönetiyor oluyor ve kaçınılmaz yönetiyor oluyor. Sana öyle iç gıcıklayıcı, işte en son Rusya'nın Amerikan seçimlerini böyle etkilediğine dair artık hasır altında konuşmayan konuşulmalar var. Yani bir sürü yerden bir sürü veri bu bilgiyi söylüyor. Abi, insan davranışının temel kodlarını bildiğinde zaten, ya niye adamlar 20'lerden beri buna yatırım yapıyorlar? Bu çok kolay bir şey işte. Evet. Ama tabii buna düşmemek de çok kolay. Şimdi bak, biz videonun başlığını böyle koyduk. Bunu bir şaka olarak yaptık. Hipotezimiz ne? Buraya sırf bu başlık yüzünden tıklayacak, normalde bizim videoları seyretmeyecek bir sürü insan buraya gelecek. Sonra heyecanla böyle izlerken mevzu sarınca ayrılacak. Ama eğer, bak birkaç dakikadır bu mevzu üzerine konuşuyoruz. Bu arada şimdi konuşurken aklıma geldi bu. Eğer hala bu videodan ayrılmamış ve izlemeye devam eden insanlar varsa, bunlar şu anda bu videonun gerçek hedef kitlesi. Neden? Şundan dolayı. Dürtüsel olarak interneti geziyordu. Dürtüsel bir videoya girdi başlığından dolayı. O zaman buna güzel de bir resim koy. Arttırıcı olsun. Bizim üst çıplak falan. Bilmiyorum gider mi artık, nasıl? Ya lütfen yapma. Girdi buraya. İzledi, baktı, dedi ki konu bu değilmiş demek ki. Ama adamlar benim derdim olan bir şeyden bahsediyor olabilirler. Farkındalığına sahip bir izleyicimizse eğer buraya kadar gelmiştir, ona bir şey söylemek istiyorum müsaadenle. Böyle yapmayın. Dürtüsel tıklamayın. İnternete her girdiğinizde sorumlu ya da bilinçli kullanıcı olun. Meraklı. Meraklı kullanıcı olun. Yani internette bir şey için girmiş olun internete. Yani internete girmiş olmak için, YouTube'u açmış olmak için değil. YouTube'a bir şey izlemek için. Mesela işte Açık Beyin'e aboneyim, bakalım yeni ne yüklediler. Ya da Barış Özcan'ı izleyeceğim, bakalım ne çıktı. İşte Kaltek Enstitüsü bu hafta ne yayınlamış falan diye girin internete. Benim hayatta galiba, sen söyleyene kadar tanımını yapmamıştım ama yani şu andaki en büyük, önemli becerilerimden bir tanesi bu olabilir. İşte çok nadiren internet için açıyorum. Instagram'ı açma sebebim Açık Beyin'le ilgili bir duyurumuzu paylaşmak. YouTube'u açma sebebim işte Serdar Kuzuloğlu zihnimin kıvrımlarına yeni bir şey yüklemiş mi diye bakmak ya da efendim işte falancanın takip ettiğim videolarının ana sayfama düşen kısımlarını izlemeye almak. Şimdi bu böyle bir amacın olduğu zaman böyle yerlere girmiyorsun. Dürtüsel şeyler karşıma çıkmıyor mu? Çıkıyor. Tıklamıyor muyum? Tıklıyorum. Ben de tıklıyorum ama bunun sayısı çok az oluyor. Bir de kazara internet kullanıcısı olduğum için bunu yaptığım zamanlar oldu. Yani çok acayip yerlere gidebiliyorsun gerçekten. Birçok YouTube şeyinin altında gördüm. Harikadır. İlk web sitesini açtığım zamanlarda, daha sonra da o kişiyle bir tanıştık biz. Yani bir muhabbetimiz oldu gerçek dünyada. Ben bir yazı yazmışım. Yazının altında yorumlar açıp, yorumlara biri şunu yazmış. İnternette Çin yemekleri arıyordum. Kendimi nasıl burada buldum bilmiyorum ama çok güzel bir yazıydı diye bir yorum görmüştüm. Gerçekten internet böyle bir yer. Yani Çin yemeğini arayanı bile benim
insanlığın bilmem nesiyle ilgili bir yazıydı, oraya getirmiş yani. Bu şekilde buluşmalar da sebep oluyor ama bence bu videonun bir faydası bu olabilir. Şey çok ilginç yalnız, bak orayı da altını çizmek istiyorum. Dürtüsel başlığa girdi, konunu olmadan anlayınca çoğu çıktı. Kalan az miktarda seçilmiş arkadaş şu anda hala bunu izliyorsa demek ki bunun bir sorun olduğunun farkındalar onlar. Bu arada yani hani ben bizim izleyici kitlesinde sen de fark ediyorsun. Bu bizim izleyicilerden yalnız söz meclisten dışarı. Evet. Bizim evet, normal evet. Takip eden adam böyle değil. Evet yani kalıp o yüzden tümünü girip de sonuna kadar izleyici hatta girerken ne yaptı lan bunlar falan şakayı sezebilecekler olduğunu tahmin ediyorum. 6-10 bin bandında zaten bizim bir standart izleyicilerimiz oluyor hani videolarımız arasında. Ya zaten onlar bizim ekip, bizim aileden yani onlar yabancı değil. İşte Bilge Can var değil mi? Yani her canlı yayında bulunan falan. Yani arkadaşlar yorumlarla da katkı buluyorlar ama ben bu özellikle YouTube'da gezerken bize ister misin lan bu video trend olsun bir de şimdi. Vallahi olur mu olur. Hipotezi ki bu video trend olacak. Bu arada söyleyeceğim videonun sonuna doğru. 5 şeyi, 5 yöntemi. Ha, devamı da izlesin. Yok. Hiç o topa girmeyelim ama şunu söyleyelim gerçekten. Şu öz disiplin hikayesi. Sen kendini öz disiplin geliştirmiyorsan, kendini yönetmiyorsan bir başkası seni yönetiyor ya dönüyor. Ve gerçekten daha değerli bir şey yok zamanımızdan başka. Yani hepimiz, hadi şu metaforu kullanayım, seviyorum ne zamandır içimi gıcıklıyor. Yani şey derler ya, ölmeden önce gözünün önünden bir film şeridi gibi hayatın geçer. Biz hepimiz o gözümüzün önünden geçecek hayatı derliyoruz, topluyoruz. Ya burada hani internette saatlerce işte abuk subuk ona bakan bir adam geçmesin orada ölmeden önce gözümüzün önünde. Ya yani düşünsene ölürken gözünün önünden sürekli eteğiyle yürek hoplattı bilmem ne. Hani böyle bir hayat yaşamamış olalım. Yani şeyi fark etmiyoruz. Bize az önceki söylediğin araştırma iyi bir örnek aslında. Çok kısa bir şey. Ya az ne var 3 dakika orada bir şeyle ilgilendim. Öyle değil yani günün saatlerini, ya önemli saatlerini %10, %20'lik dilimlerini gerçekten abuk, subuk, anlamsız bir şeyle beraber geçiriyoruz. Ya bunun yerine hiçbir şey yapma dur çok daha karlı. Yani en azından kendinle ilgilenmiş olursun işte. Bu türden de durmak lazım. O başlığı görünce şey gibi... Oruç tutmak gibi işte. Yani oruçken de böyle bir pasta var. Dur akşam yeriz diyorsun en azından. Yani bir zamana kadar bekletiyorsun. İşte bana hep soruyorlar frontal korteks nasıl geliştirilir? Al bir yöntem daha. Bu başlığa tıklamayacaksın arkadaşım. Yani eğer bu kanalı takip etmiyorsan bu adamların ne dediğini hadi bir opsiyon daha verelim. Madem tıkladın sonuna kadar da izleyeceksin. Madem tıkladın sonuna kadar izleyeceğim. Bu da frontal korteks eğitimi. Valla bence güzel oldu. Böyle deneyleri sık sık yapalım. Bundan sonraki video büyük sürpriz. Olabilir. Altına gelen yorumlardaki bize verecekleri ayarları biliyorum ama yani. Hayırlısı, heyecanla bekliyor olacağım.